Barış Yarkadaş, TV 100. Altılı Masa için önemli bir fırsat. Altılı Masa'yı oluşturan CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin genel başkanları önce 26 Ocak, ardındansa 30 Ocak'ta buluşacaklar. Liderlerin 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantısında, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecine son şekli verilecek. Aynı toplantıda seçmenin takdirine sunulacak olan hükümet programı da tüm başlıklarıyla netleştirilecek. Liderler 30 Ocak'ta açıklanacak olan 9 ana başlık ve 73 alt başlıktan oluşan programın altına imza atacak ve böylece Altılı Masa yeniden Millet İttifakı'na dönecek. Erdoğan'ın iletişim hatası. Tabii bu arada yeri gelmişken Altılı Masa'ya bir de öneride bulunalım. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'nın bileşenlerinden olan Demokrat Parti'nin 1950'de kullandığı "Yeter, söz milletindir" sloganını yeniden dolaşıma soktu. AKP açısından siyasal iletişim hatası olan bu çıkış hem Demokrat Parti hem de Millet İttifakı tarafından doğru kullanılmalı ve Erdoğan'ın hatası Altılı Masa'nın lehine çevrilmelidir. Şu çok açık ki Erdoğan bu sloganı kullanmaya devam ettiği takdirde hemen hemen her gün Millet İttifakı'nın dolaylı yoldan propagandasını yapacaktır. Altılı Masa da bu yüzden bir an önce Millet İttifakı ismini kullanmaya başlamalıdır. İki günü de doğru değerlendirin. Gelelim diğer fırsata. Altılı Masa bir süredir dağınık bir görüntü veriyor. Bu da seçmende güvensizlik ve belirsizlik yaratıyor. Hem 26 Ocak hem de 30 Ocak'ta yapılacak olan iki ayrı toplantı ve sunum bu dağınık görüntünün ortadan kaldırılması ve seçmene güven verilmesi için bir milat olarak değerlendirilmeli. Tüm adımlar buna göre atılmalıdır. 30 Ocak'ta ortaya konacak olan program, toplumun en geniş kesimlerini ikna edecek bir dille anlatılmalı ve hiçbir lider bu programın dışına çıkmamalıdır, tabii kurmaylarda. Bu başarıldığı takdirde AKP'nin "bunlar ülkeyi yönetemezler, her birinden ayrı ses çıkıyor" demagojisi de etkisiz hale gelecektir. O gün sakın yapmayın. Altılı Masa bileşenleri 30 Ocak'ta yapılacak olan toplantıda adayın ismini de kesinlikle açıklamamalıdır. Zira o gün yapılacak olan bir açıklama, hükümet programını gölgede bırakır ve ortaya konulan programın tartışılmasını engeller. Altılı Masa liderleri siyasal iletişimi tüm boyutlarıyla ele almalı, ittifakın adayı da Şubat ayının ilk haftasında açıklanmalıdır. Zira bu süreç artık daha fazla uzatılmadan seçim çalışmaları bir an önce başlatılmalı ve AKP'nin yenileceği düşüncesi pekiştirilmelidir. İttifakın adayı kim olmalı? Son söz. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'yı bugüne taşıyan, özveri gösteren, fedakarlık yapan ve topluma güven veren bir profil çizdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı herkese nefes aldıracaktır. Barış Yarkadaş, TV 100.